gençler. Ben kendi küçük adı Büyük Y'ye. Bugün sizlerle beraber pişmemiş, şekersiz brownie yapacağız. Hurma kullanacağım. Bunun yerine hurma püresi de kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunu roll yaptık, pişmemiş yaptık ama ben bunun üzerine bir de ganaj yapmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda Selin Hanım'ı linçleyelim, Selin şefimizi. O biliyor nedenini, o biliyor nedenini. Merhaba arkadaşlar, ben kendi küçük adı Büyük Y'ye. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pişmemiş, şekersiz brownie yapacağız. Beni biri arıyor, Selin olabilir. 440. Şimdi başlayalım. Öncelikle elimde çiğ ceviz, çiğ badem unu. Çiğ badem varsa o da iş görür. Bizim elimizde çiğ badem unu olduğu için onu kullandım. Cevizi un haline getiriyoruz şimdi. Cevizim hazır. Hurma kullanacağım. Bunun yerine hurma püresi de kullanabilirsiniz. Ben elimde hurma vardı. Hurmayı bir 10-15 dakika öncesinde sıcak suya aldım. Yumuşaması ve daha iyi çekilmesi için. Hepsini bir anda atmıyorum çünkü makinemin gücünü ben biliyorum. Tek seferde çekmeyecek bunu. Çok da zorlanmak istemediğim için adım adım ilerliyorum. Sizin makineniz çok iyiyse tek seferde de halledebilirsiniz bu işlemleri. Beni de bu kilitliyor işte. Beni de bu yavaşlatıyor. İstediğim kıvama geldi. Bu noktada artık badem unumu biraz kalan hurma suyumdan ekliyorum. İstediğim kıvamı yakalayabilmek için. Kakao. Bu kısımdan itibaren elinizle de karıştırabilirsiniz bu arada. En sonunda birazcık çikolata parçaları ekleyeceğiz. Tatlım artık hazır. İçerisine biraz çikolata ekleyeceğim. Pişmeyen serilerde artık ben varım arkadaşlar. İstediğinizi yazabilirsiniz. Üstüme yapıştı sanırım. O sırada bir çekim yapmışımdır. Sadece üstüme yapıştı demişimdir. Ben de böyleyim işte. Yorumlarda Selin Hanım'ı linçleyelim, Selin şefimizi. O biliyor nedenini, o biliyor nedenini. Öyle. Bir çekim yaptık 5 ay önce. Gelmiyor devamı. Ne oldu? Niye izlendik? Arkadaşların hiçbirine imzalı fotoğraf vermedim diye. Şimdi biz bunu roll yaptık, pişmemiş yaptık ama ben bunun üzerine bir de ganaj yapmak istiyorum arkadaşlar. Yapmasanız da olur bunu. Ben bizim ekip sevdiği için yapacağım. Siz önce tadına bakın. Böyle yersiniz çünkü orijinalinde. İsterseniz ganajı da ekleyebilirsiniz. Onu da badem sütlü çikolata karışımı bir şey yapacağız. Hem vegan, hem glutensiz, hem şekersiz. Daha ne yapayım ben bu sevenlerimiz için? Çikolatalarımı ekliyorum. Bunu direkt içerisine de ekleyebilirsiniz. Biz ganaj yapacağımız için ben ganajın üzerinde olmasını istiyorum bunun. Birazcık kirli çalıştım o da. Ben biraz kakao ve çikolata da elime bulaşıyor istemsizce. O yüzden kusuruma bakmayın. Onun dışında hijyene önem veririm. Hijyen ve sanitasyon dersi aldım. Hijyen görmedik ama olsun. İşte bu kadar. Bunu dolaba alıyorum. Bu biraz
su olsun. Kendine gelsin benim gibi. Ben de ganajı size göstereyim, onun ön hazırlığını alıp. 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz. Benim daha uzun sürdü makinede karıştırdığım için. Direkt badem ununu ve hurmayı ayrı ayrı çektikten sonra, badem unu, ceviz ve hurmayı çektikten sonra mayonez tenceresinin içerisine karıştırabilirsiniz. Direkt porsiyon. Bu kadar. Şimdi ganajımızı yapıyoruz arkadaşlar. 100 ml badem sütü, 150 gram da bitter çikolata. Sütlü çikolata ile de yapabilirsiniz. Biz bitter seviyoruz. Daha az kilo alıyormuşuz, öyle diyorlar. Ben ikisini bir ekleyip yapacağım çünkü çok az. Sütü 80 dereceye getirip ocaktan alıp daha sonra çikolatayı da ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha kameranın önüne getireyim. Sanırım beni görmüyorsunuz. Ben kısa, bu büyük. Parlaklık vermesini istiyorsanız bir kaşık kadar Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz aldıktan sonra. Ocağım en kısıkta. Siz de yaparken en kısıkta yapın. Çikolata yanmasın. Bu kadar basit. Bu da set aldıktan sonra artık servise hazır olacak. Çok büyük olmadığı için gramajı bir 15-20 dakika içerisinde hazır olmuş olur. Şimdi tatlımızı dolaptan çıkardık. Üzerine ganajı ekliyorum. Bu da soğuduktan sonra direkt artı dolaba alın, soğusun ve kesip yiyelim bunu hemen. Bu kadar, çok kolay bir tatlıydı. 10 dakikamızı almadı açıkçası bizim. Siz de benim anlattığım gibi yaparsanız elinizde daha hızlı bile yapabilirsiniz. Ben zoru seviyorum galiba, kendime işkenceyi seviyorum. Siz yapmayın. Her şeyi rondodan çekin, bir mayonez tenceresinde birleştirdikten sonra çat pat hemen olur. Kolay tatlılar için beni takip edin. I am Brett'deyim. Kovulmadım. İlk videomu izleyenler bilir neden kovulacağımı söylediğimi. Mete abi kovmadı beni. Selin Şef de göndermedi. Ya nasip, bana hiçbir şey olmaz. Sizleri seviyorum. Final aşamasında görüşelim arkadaşlar. Tatlımız yaklaşık bir 15 dakikadır artı dolapta. Artık bunu servis edebiliriz. Daha büyük bir kalıbınız varsa bu ölçüyü çarpı 2'den yapabilirsiniz. Şöyle. Tadım için Selin şefimi, Begüm şefimi ve siz değerli arkadaşlarımı alabilirim. Yiyoruz şimdi arkadaşlar. Tadım, tadım, tadım. Selin şefim, Begüm şefim. Gluten yok, gel. Glutensiz şeyleri Begüm çok sever. Evet. Begüm var. Yete girdiğim zamanlarda yemiyorum sadece. Gluten yok. En büyük parçayı da ben alayım. Ben sevdim ve ben çikolata sevmem. Beni bilen bilir. Yağmuru bilen bilir. Bilmeyen de kendi bilir. Çikolata hiç sevmez. Ganaj kıvamı beni çok iyi olmuş. Beni bilen bilir. Ekmekle çalışıp glutensiz takılan bir tek ben varım. Ben severim gluten. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yardımcısı mı? Bunu da benim istediğim gibi. Afiyet olsun diyorum. Eline sağlık diyeceğime. Yaptık. Şov yaptık. Büyük ihtimalle diğer videom arkadaşlar 5 ay sonra falan olur. Böyleler. Biraz da böğürtlerinden yiyeyim. 5 ayda bir bana. Yağmur daha biraz çok da videolarda yer alsın derseniz yorum atın. Begüm'ü de videolarda görmek evet isterseniz yorum atın. Ben sadece yemek kısmını olabilirim. Onu fark etmişim. Aynen. Yemeği de hiç sevmez, afiyet olsun şeflerim. Bu gurur hepimizin. Kaçıyoruz. Görüşürüz. Ya da doğuşlarda da ayrı bir şey oluyor. Şefim. Ölüyordum. Nazar. Nazar ettiler. Ellerine sağlık. Afiyet olsun şefim. Ben temizlerim. Alıyorum. Arkadaşlar böyle olduklarına bakmayın. Videodan sonra benim başıma neler gelecek bilmiyorum. İki aya sesim çıkmazsa bilin ki bir şeyler yapıldı. 5 aydır yokum. Kovmadılar, belki kovdular diye düşündünüz. Videolar kesilmişti. Bunda da kesilebilir. Dikkat edin. Yazın bana. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Neyim ben be? Neyim ben ya? İki haftada bir şu çekimi yapsam var ya.